Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na görüşülmekte olan 105 sıra sayılı ceza muhakemesi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesiyle 2802 sayılı hakimler ve savcılar kanununa eklenen ek madde 2'nin 1. fıkrasındaki aşan ibaresinin geçen şeklinde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Turan Aydoğan İstanbul, Alpay Atmen Mersin, Zeynel Emre İstanbul, Aydın Özer Antalya, Sibel Özdemir İstanbul Milletvekili. Komisyon önergeye katılıyor mu? Katılmıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir konuşacaktır. Buyurun Sayın Özdemir, süreniz 5 dakikadır. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Evet Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ben de kanun teklifinin 12. maddesi üzerine söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Üçüncü yargı reform strateji belgesi temelinde hazırlanarak meclis gündemimize gelen bu yasa teklifi birçok hatibin belirttiği gibi farklı alanlara düzenleme yapan ve malum bir torba yasaya dönüştü. Ve bu yargı paketiyle özellikle adalet sistemindeki mağduriyetlerin çözüleceğine dair çok büyük bir beklenti oluştu. Ancak baktığımız zaman getirilen bu birinci torba yasayı ile tam anlamıyla beklentiler karşılanmadığı gibi kısmi ve geçici çözümler getirildiğini görmekteyiz. Değerli milletvekilleri, benim üzerine söz almış olduğum 12. madde ile hakim, savcı ve adaylarına, gerekirse noterlere, avukatlara da eğitim planları hazırlamak ve uygulamak gibi çok önemli bir görevi olan Adalet Akademisi'nde görev yapacak olan öğretim üyelerinin ve öğretim üyeleri dışındaki hakim, savcı gibi dışarıdan uzmanların ders ücreti, ders saati gibi düzenlemeleri yapmaktadır. Bu düzenleme aslında az evvel de tartıştığımız gibi 34 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yeniden kurulan Adalet Akademisi'nin bu kararnamedeki düzenlemeleri aslında biz bu torba yasayı ile kanun haline getiriyoruz. Aslında yine bu iktidar döneminde Avrupa Birliği hukukuna uyum süreci ile 2003 yılında kanunla kurulan Adalet Akademisi maalesef yine bu iktidar döneminde bir cemaat yapılanmasının hakim olduğu ve adalet sistemimiz içinde tahribata uğrayan önemli kurumların başına gelmiştir. Ve 15 Temmuz sonrasında kurum 2018'de bir KYK ile kapatıldı. Oysa bu kurumun tekrar kanunla kurulması gerekirken bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle az evvel değerli hocamız Sayın Kaboğlu'nun gerekçelerini anayasa bağlamında anlattığı gibi anayasamıza aykırı olarak kuruldu. Ve bu konuda son kararı verecek Anayasa Mahkemesi'dir. Değerli milletvekilleri, bu pakette Adalet Akademisi ile ilgili birkaç önemli düzenleme oldu. Şimdi bunlardan bir tanesi, özellikle 10. maddede mülakat kurulunun yapısı genişletilerek Adalet Akademisi Danışma Kurulu'ndan bir üyenin mülakat kuruluna yer alması düzenlendi. Ve teklif sahipleri bu düzenlemeyi gerçekten paketin en olumlu ve mülakat kurulunu objektif bir düzeye dönüştürecek bir düzenleme olarak anlattılar. Şimdi Adalet Akademisi'nin Danışma Kurulu'ndan bahsetmek istiyorum. Bu Danışma Kurulu'na baktığımız zaman evet son yapılan anayasa değişikliği ile aynı zamanda bir siyasal partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanan Adalet Bakanı'nın belirlediği bakan yardımcısının başkanlığında toplanacak. Ve yine bakanın belirlediği 3 üye ve yine ağırlıklı olarak partili Cumhurbaşkanı'nın atama yaptığı HSK tarafından belirlenen üyeler ve yine Cumhurbaşkanı'nın atadığı YÖK'ten gelen üyelerden oluşuyor. Şimdi bu danışma kurulundan bir üyenin mülakat kurulunda yer alması gerçekten yürütmenin siyasi iradenin etkisinden bağımsız, objektif bir mülakat kurulu oluşturacağına inanıyor musunuz? Yani yapılan bu düzenleme ile mülakat uygulaması olan güven gerçekten sağlanacak mı? Ben şahsen bu düzenlemenin gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Değerli milletvekilleri, komisyonda da dile getirmiştim. Bir Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyesi olarak bu paketi ve reform paketini bir Avrupa Birliği perspektifinden de değerlendirmek istiyorum. İlki 2009, ikincisi de 2015 yılında yayınlanan yargı reformu strateji belgelerinin ortaya çıkışı resmi aday üyesi olduğumuz Avrupa Birliği müktesebatı ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelere uyuma dayanmaktadır. Yargı, temel haklar, adalet ve özgürlükler alanlarında uyumlaştırma düzenlemeye amaçlamaktadır. Oysa baktığımız zaman Avrupa Birliği ilerleme raporlarında özellikle son 10 yılda en fazla geriye gidişin yaşandığı alanlar yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı, adil yargılanma, adalete olan güven ve temel insan hakları olduğu kaydedilmektedir. Biz ne yaptık? Biz bu raporları çöpe atarken
Öz eleştiri yerine ey diye diplomasi dışı cevaplar neticesinde geldiğimiz aşamada değerli milletvekilleri yargıda yeni bir reform belgesine ihtiyaç duyduk ve bu paketinde gerekçesinde gerekse reform strateji belgelerinde biz bütün bu geriye gidişleri kabul ettik ve yine bu iktidarın hazırlamış olduğu geçmiş reform strateji paketlerindeki kazanımlarımızı da kaybettik. Ama eksiklikler hala devam ediyor. İşte son 3. reform strateji belgesinden sonra Avrupa Birliği'nin değerlendirme raporlarındaki bazı tespitleri sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle üzerinde konuştuğumuz Adalet Akademisi ile ilgili olarak bakın ilerleme raporunda şu tespiti yapıyor. Akademinin oluşumunun idari ve mali özelliğinin özellikle yürütme erkinden bağımsızlığının güvence altına alınması. Size az evvel bu akademinin danışma kurulunun yapısından bahsettim. Ve kapasitesinin daha da Buyurun Sayın Özdemir, tamamlayın. Teşekkür ederim evet. Sayın Başkan. Ama bunun dışında değerli milletvekilleri, bakın ilerleme raporunda daha önemlisi, yürütmenin başı olarak bir siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı'nın HSK gibi üst düzey yargı kurullarının atamalarında belirleyici ya da yetkili olması, yargının yürütme erkinden bağımsızlığı konusunda ciddi endişeler yarattığı, bunun yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığını zedelediği ve ortadan kaldırdığı. Diğer bir konu, hakim ve savcıların atama ve terfilerinde nesnel, liyakata dayalı yeknesak kriterlerin bulunmamasıyla ilgili önemli uyarılarda bulunuyor. Yine tutuklama kararlarının AİM içtihatları ve AYM kararlarının alt derece mahkemeleri tarafından uyulmadığı. Yine en önemlisi, bu kanunda da var tutuklamayla ilgili süreler, tutuklama adli ve idari tedbirlerle delile dayalı, şeffaf usullerle AİM'in ve Venedik Komisyonu'nun adil yargılama kriterlerine uyulmadığı gibi çok ciddi düzenlemeler ve uyarılarda bulunmaktadır. İşte ulusal düzeyde şahit olduğumuz ve uluslararası düzeyde raporlara yansıyan adalet sistemimizin sorunlarının temelini Buyurun. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim izniniz için. Evet değerli milletvekilleri bakın rapordan çok önemli tespitleri genel kurulun gündemine getirdim. Ulusal düzeyde şahit olduğumuz bütün bu sorunlar ve uluslararası düzeyde de bütün tarafı olduğumuz uluslararası raporlara yansıyan ve adalet sistemimizin sorunlarının temelini oluşturan bütün bu nedenler ortada duruyorken bu torba yasayla beklenilen iyileştirmeleri maalesef yapamayacağız. Biz bu endişeleri taşıyoruz ve bunları da genel kurulun gündemine getiriyoruz. Bunlarla ilgili çok önemli düzenlemelerimiz var, kanun tekliflerimiz ve önerilerimiz var. Bunların bir an evvel gündeme alınmasını söylüyoruz. İşte sonuç olarak değerli milletvekilleri, yürütmenin başının bir siyasal partinin genel başkanı olduğu yeni hükümet sistemiyle ortaya çıkan yürütmenin yargı üzerindeki etkisini ortadan kaldırmadan, yargı üst kurulların oluşumunu yürütmenin etkisinden kurtarmadan ve kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda tesis etmeden ve bütün bunları düzenleyen ciddi bir anayasal düzenleme yapmadan maalesef bugün burada konuştuğumuz paketler gerçekten beklenen sonuçları doğurmayacaktır. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan özellikle teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet teşekkürler Sayın Özdemir. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. 12. maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, 12. madde kabul edilmiştir.